Evet arkadaşlar, Biyosentez kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size organik bileşiklerin 3. videosu olan proteinler konusunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Proteinler canlı yapısında en fazla bulunan organik moleküldür. Şimdi yapıya katılma durumlarına baktığımızda ilk etapta kim vardı? Önce proteinler vardı, hemen arkasından yağlar ve sonra karbonhidratlar. Yani bir canlının yapısında en fazla kim bulunur sorusunun cevabı kesinlikle proteindir. Daha sonra yapıcı ve onarıcı özelliği bulunuyor. Proteinlerin enerji verme özellikleri var. İnsanlar proteini depo etmiyorlar. Yani diyelim ki fazla protein sentezlendi. Bu proteinin fazlası yağ dönüştürülerek depo ediyorlar. Yani insanlar protein depo etme gibi bir durumları söz konusu değil. Biz proteinlerin yapı taşlarına amino asit diyoruz. Yani en kadar amino asit bir araya geliyor ve bu amino asitler proteini ve amino asit sayısının bir eksiği kadar da neyi açığa çıkarıyor? Suyu açığa çıkarıyor arkadaşlar. Ve bu amino asitler birbirlerine peptit bağı ile bağlanıyorlar. Bakın bu öğrendiğimiz üçüncü bağ. Karbonhidratlar hangi bağ ile bağlanıyorlardı? Evet, hep beraber söylüyoruz. Glikozit bağı ile bağlanıyorlar. Yağlar hangi bağ ile bağlanıyordu? Ester bağı ile. Proteinler ise arkadaşlar P'den aklınızda kalsın. Peptit bağı ile bağlanıyorlar. Ve peptit bağı sayısına gelince de ne kadar su açığa çıkıyorsa o kadar peptit bağı oluşur arkadaşlar. Şimdi geldik, kim bu amino asitler? Aslında işin en güzel kısmı buradan sonra başlıyor. Bu amino asitler doğada 20 çeşit amino asit bulunuyor arkadaşlar. 20 çeşit. Yani biz hepsini bilmek zorunda mıyız? Bu soru çok fazla geliyor. Kesinlikle bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Ve bu 20 çeşit amino asitin hayvanlar 12 tanesini sentezleyebiliyor. Ve geriye kalan 8'i ne oluyor hocam? Geriye kalan 8 tanesini hayvanlar nereden temin ediyorlar? Dışarıdan hazır olarak alıyorlar. Ve hayvanların bu dışarıdan aldıkları hazır amino asitlere ben temel ya da esansiyel amino asit adını veriyorum. Peki bitkiler ne yapıyor? Bu bitkiler ise 20'de 20 arkadaşlar. Tam voley vuruyorlar. 20 amino asidin 20'si de sentezleyebiliyorlar. Bu görsele baktığımızda, görseli okumak gerekirse arkadaşlar bakın. Bu kapalı, yani biraz daha düzenli bir formülü. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir adet amino grubu bulunacak. Bu amino grubuna bağlı bir karbon grubu olacak ki karbon olmazsa olmaz. Ve karbona bağlı bir karboksil grubu olacak. Bakın çift bağ oksijenden hidrojen bir karboksil grubu olacak. Ve yine aynı karbona bağlı bir hidrojen grubu ve yine aynı karbona bağlı bir radikal grup meydana gelecek. Peki kim bunlar? Bakın şurası karboksil grubu işte şu kısım karboksil grubu. Şöyle yazayım ben size. Bu kısım karboksil grubu. Şu kısım amino grubu. Şu kısım hidrojen grubu. Şu kısım da radikal grup. Peki hangisi ne işe yarıyor? Beni burada bağlayan aslında radikal grup. Radikal grubun bir diğer isimle ben zaten değişken grup adını veriyorum. Yani aslında mesele şu. Buradaki bu değişkenlik bu 20 çeşidin oluşmasını sağlıyor diyebiliriz. Bakın amino grubu hep duruyor. Hidrojen grubu da hep duruyor. Karboksil grubu da duruyor. Ama sürekli değişen kim? Radikal grup. Şimdi amino asitler amfoter dediğimiz özellik gösterebiliyorlar. Peki hocam amfoter nedir? Amfoter şu arkadaşlar. Amino asit hem asit hem de aynı zamanda baz özelliği gösterebilen bir formüle sahip. Bu yüzden de amfoter özelliğe sahip diyoruz. Şimdi amino asitler birbirlerine hangi bağ ile bağlanıyorlardı? Peptit bağı ile bağlanıyorlardı. Şimdi bakın iki tane amino asit, şu bir amino asit olsun, şu da bir amino asit olsun. İki amino asitin bir araya gelmesiyle bakın ne oluşuyor? Dipeptit. Şöyle yazalım ikiye di yazalım. Bakın bu bir tane daha amino asit çizelim şöyle. Üç tane amino asitin bir araya gelmesine bakın tripeptit diyoruz. Çok daha fazla sayıda amino asitin meydana gelmesiyle de polipeptit dediğimiz
kavramlar ortaya çıkıyor. Peki polipeptitler bir araya gelirse ne oluyor? İşte polipeptitler bir araya gelirse ne mi oluyor? Protein sentezi gerçekleşiyor ya da protein meydana geliyor arkadaşlar. Şimdi bir biyonotumuz var. Biyonot da diyor ki ya peki neden bütün proteinler farklı? Yani nasıl oluyor bu? Epitopu 20 çeşit amino asit var. Yani her seferinde nasıl değiştirilebiliyor? Şöyle amino asit sayısı. Yani şunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela şu bir amino asitimiz olsun. Bu bir amino asitimiz olsun. Şu bir tane olsun. Bir tane de ters üçgen çizelim. Şimdi 4 tane amino asitim var benim. Şimdi sayı önemli. Ve farklı farklı protein sentezleyeceğim. Bakın bir tanesinde 3 tane kullandığım bir protein sentezlediğimi düşünün buradan. Bir diğerinde de aynılarını ama şurada ters kullandım. Bir de ek olarak ne kullanayım? Kareyi. Bakın burada 3 tane amino asit kullanıldı. Burada 4 tane yani protein farklılığı oluşturuldu. Çeşide geldim kullanılan. Sayıyı sabit tutayım bakın. Şu şekilde bir amino asitten protein sentezledim. Bakın sayı sabit. Şekilde değişiklik var. Şurayı bir değiştirdim. Evet. Çeşidi pardon. Şu kare olacak. Bakın ne yaptım? Çeşidini değiştirdim. Aynısını da sadece çeşit değişti. Ve diziliş. Aynı şekilde arkadaşlar yuvarlak, üçgen, ters üçgen düşünün. Bu sefer üçgen, yuvarlak, ters üçgen olarak düşünebilirsiniz. Yani diziliş de fark ediyor. Proteinler yüksek sıcaklıkta, basınçta, tuzlu ortamda 3 boyutlu yapılarını kaybediyorlar. Yani şöyle düşünün, şu şekilde 3 boyutlu yapısı var. Bu halinden normal amino asitli yapısına dönüyorlar. Ve ben 3 boyutlu yapılarının bozulmasına denatürasyon diyorum. Ve denatürasyon olmuş proteinler eski hallerine dönemezler. Peki buradaki eski hal ne? Buradaki bu eski hal arkadaşlar 3 boyutlu hallerine dönemezler. Bunun altını çiziyorum. Yani biyonotta da açıklamışım zaten. Denatüre olan protein işlevselliğini kaybeder ve 3 boyutlu yapıdan tek zincirli hale döner. Geldim bir başka biyonota. Denatüre olmuş proteinin yapısında. Bakın şimdi şu 3 boyutlu dediğimiz protein yapısı. Bu 3 boyutlu bu kısım. Ne oluyor 3 boyutlu? Denatüre oldu bu. Bakın bütün amino asitler açılıyor. Ve denatüre olan proteinde amino asitin dizilişi, amino asitin yapısı ve peptit bağ sayısı ya da peptit bağı değişmiyor. Bakın bu biyonotlar önemli. Çünkü sorularda direkt bunlara yönelik şeyler çıkıyor arkadaşlar. Peki proteinlerin görevleri nelerdir? Proteinlerin görevi yapıcı, onarıcı ve düzenleyicidir. Bakın karbonhidratlar düzenleyici değildir. Daha önce belirtmiştim. Enerji verici olarak 3. sırada kullanılırlar. Önce karbonhidratlar, sonra yağlar, sonra proteinler. Peki yapıya en fazla katılması buranın tam tersi. Önce protein, sonra yağ, en son karbonhidrat arkadaşlar. Proteinler kanda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasını sağlar. Hemoglobin yardımıyla kas kasılmasında görevlidir. Yine aktinle miyozinle protein yapılıdır. pH'i ayarlar ki albuminle globulin de yine protein yapılıdır. Kan pıhtılaşmasını sağlar. Trombojen ve fibrinojen aynı şekilde bunlar da arkadaşlar protein yapılıdır. Ve son olarak hem enzimlerin hem de hormonların yapısına katılma özelliği var arkadaşlar. Şimdi birkaç tane sorumuz var. Bakalım bir hücrede gerçekleşen protein sentezi ile ilgili madde miktarlarının değişim grafiği gösterilmiştir. Buna göre K ve L ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bakın önce ben bir protein sentezi denklemini yazayım. N kadar amino asit bir araya gelecek ve bu amino asitler ne oluşturacak? Proteini oluşturacak artı bir de N-1 kadar su açığa çıkaracaklar. Şimdi bakalım amino asit miktarı azalan, protein miktarı artan, yine aynı şekilde su miktarı artan olacak. O zaman K'da azalma varsa o zaman K nedir bir kere? Amino asittir zaten, K'yı bulduk şuradan hemen. L'de ne olacak arkadaşlar? Ya su ya da protein, onu da bulduk. Eşleşiyor, cevabımız C seçeneğidir.